Evet arkadaşlar şimdi dış kuvvetlere devam ediyoruz. Dış kuvvetler deyince aklımıza erozyon ve heyelan gelmişti öncelikle. Bunu geçen dersimizde işlemiştik. Erozyon ne oldu? Heyelanın ne oldu? Türkiye'de ve dünyadaki etki alanlarından bahsetmiştik. Şimdi bunlar ve buna bağlı olarak dış kuvvetlerin en önemli alt başlıklarından bir tanesi olan akarsulardan bahsedeceğiz. Akarsular deyince aklımıza ilk gelecek şey nedir arkadaşlar? Aslında Türkiye gibi ülkelerdir. Neden Türkiye gibi ülkeler? Çünkü Türkiye akarsu bakımından oldukça zengin bir ülke ve bu zenginlik bu anlamda Türkiye'nin akarsu ve buna bağlı olarak aşınım ya da birikim şekillerinin yoğun olarak görülmesine sebep olmuştur. Şimdi akarsuların genel özellikleri nelerdir? Bu özellikler nasıl etkileyecektir? Hangi etkiler, hangi oluşumlar sebep olacaktır. Onlardan bahsedebiliriz. Akarsu rejimi ilk inceleyeceğimiz akarsu alt başlıklarından. Akarsu'nun yıl içerisinde gösterdiği seviye değişikliklerine biz akarsu rejimi diyoruz. Debisinde görülen değişikliklerdir ve yıl içerisinde bol su taşıyan ve seviyesi çok değişmeyen akarsular düzenli rejimli akarsular olarak adlandırılacaktır. Evet arkadaşlar akarsu rejim tiplerini inceleyelim şimdi. Bakın düzenli rejim neydi? Yıl içerisinde çok fazla seviye değişikliği yaşamayan akarsular. Biz ne diyorduk? Düzenli rejimler akarsular. Görüyorsunuz akım miktarı yıl içerisinde aylara bölünmüş ve çok fazla bir değişim görülmüyor. Birden ikiye gidene kadar hemen hemen aynı seviyeyi kurmuş. Peki bunları nelerde rastlarız? Amazon ve Kongo nehirleri ekvatordan birer örnek. Sentuna ise Avrupa'yı temsili örneklerdir. Demek ki ekvator ve Avrupa'da düzenli bir rejim var. Yani yıl içerisinde düşen yağış miktarı ortalama olarak aynı ve bu aynılıkta seviyeyi kurmuş ve bu da düzenli rejime sahip olmalarına sebep olmuş. Demek ki dünyada iki önemli düzenli rejim iklim tipimiz var. Bir tanesi Ekvator, Amazon, Kongo nehirleri, bir diğeri ise Avrupa'dan iki örnek vermemiz gerekirse Sen ve Tuna nehirleri örnek olarak karşımıza çıkabilecektir. Peki düzensiz rejim nedir? Yıl içerisinde fazla olarak seviye değişimi yaşanacaktır. Bu da bize düzensiz rejim rahatlıkla verecektir. Barajlar yapılarak sulama bu alanda yararlanmak da mümkündür arkadaşlar. Görüyorsunuz birden ikiye gidene kadar çok ciddi bir değişim var. Aylara göre işte bize bu düzensiz rejim verecek. Türkiye akarsuları da genel olarak düzensiz rejime sahip akarsulardır. Karadeniz'deki Bartın çayı hariç diyebiliriz. Karma rejim nedir? Yıl içerisinde birden çok kabarma ya da çekilme gösteren akarsuların rejimidir. Farklı iklim bölgelerinden beslenen uzun boylu akarsular buna birer örnektir. Buna en önemli örneğimiz de aslında ne oluşturmakta? Nil Nehri oluşturmakta. Uzundur. Üç iklimden geçmektedir. savan, çöl ve Akdeniz iklimleri o nedenle karma rejime sahip akarsular olarak Nil'e en önemli örnektir diye biliriz. Sel rejimli akarsular nelerdir? Kurak ya da yarı kurak iklimlerde yağışlar ile kabarıp daha sonra çekilme gösteren akarsuların rejimidir. Farklı iklim bölgelerinden beslenen yine uzun boylu akarsular bunlara örnektir arkadaşlar. Yine akımdaki ciddi değişmeyi görüyorsunuz. 9. ayda geldiğinde neredeyse sıfırlanmış akım değeri. Karlı dağ rejimli akarsular Doğu Andoğu'da ve Doğu Karadeniz'de yüksek dağlarda kar ve buz sularıyla beslenen akarsulardır. Görüyoruz 6. ayda ciddi bir ısınma var. Bu ısınmayla beraber karların erimesi bu alandaki akımın artmasına yani Kar rejimli akarsular olmasına sebep olmuştur. Türkiye'de Doğulu bölgesi ciddi bir örnektir. Bir de akarsiyon akım grafiğine bakılarak ÖZSEM'e bu tarz sorulara geçmiş olduğumuz senelerde sıkça sorduğu yüzden bununla ilgili bilgiye sahip olmak önemli olacaktır arkadaşlar. Lütfen dikkat edelim. Grafiğe baktık ve akarsiyon rejim sepine rahatlıkla ulaşabiliriz. Yıl içinde taşıdığı su miktarına elbette ulaşırız. En çok su taşıdığı zamana ya da aya ulaşabiliriz. Deltasını biriken alivyonların değişim düzenine de ne yapabiliriz rahatlıkla ulaşabiliriz. Akarsuyun akım grafiğine bakarak kirlilik durumuna ulaşmamız ise mümkün değil arkadaşlar. Lütfen bu önemli bir detay tamamen çıkmış soru üzerine hazırlanan bir bilgidir. Kirlilik durumuna ulaşamayacağız. Diğer üstteki bilgilere rahatlıkla ulaşabiliriz. Peki bir akarsiyon vadisinde ya da taşkın ovasında biriken alüvyonların kesine bakılarak neler acaba değerlendirme altında tutulabilir? Akarsu rejim tipine ulaşabiliriz. Neye baktık? Keste baktık, rejim tipine ulaştık. Akarsiyon kirlilik seviyesine buradan ulaşabiliriz. En çok su taşıdığı mevsime ve taşkın sayısına da rahatlıkla ulaşabiliriz. Önemli bir notumuz var burada. Hemen yıldız koyuyoruz bu nota. Alüvyon kesine bakılarak kirlilik durumuna ulaşılırken Akarsu'nun taşıdığı su miktarına bakılarak kirlik durumuna ulaşmamız mümkün değil Az önce de bunun tekrarını vermiştik yine bir hatırlatma olarak karşımıza çıksın arkadaşlar Müzik